Bugün bize dini kaide diye söylenen sözlerin kısmı küllisi içtihadi meseleler. Evet. İçtihat <laughs> din edinilmiş. Hı <laughs> hı. Ve içtihadı tatbik edeceğim derken ana kaynak. Yani kitap ve sünnet bir tarafa bırakılmış. Ve ikinci nokta ihtiyati tedbirler var. Yani Hı -hı. günah demek kişinin zararına olan şeyler demektir. Evet. Evvela bunu bilmek lazım. Yani Allah ceza verecek, Allah mükafat verecek diye ticaretten bir vazgeçmek lazım. Sevap olan her şey kişinin lehinedir. Günah olan her şey aleyhinedir. Bu günahlardan kişileri sakındırmak için bir takım ihtiyati tedbirler koymuşlar. Bunu dini kaide diye satıyorlar. Mesela kadın erkek beraber olmaz. Bugün bunu o işte Afganistan'daki vahşiler yapıyormuş. Evet. Müslümanlık böyle zanneden tekrar söyleyeceğim bir sürü beyinsiz kabak var. Halbuki, halbuki Hazreti Peygamber'i bir incelese. Hayber Savaşı'na giderken yanında zevcesi Sevdeval'de Dönüşte diğer zevcesi Safiye Valide var. Beni Mustalik gazvesinde Cevriye Valide var. Yanında. Ordunun içinde. Hazreti Ayşe Sıffi'ne gidiyor. Nereden çıktı? Kadın erkek beraber olmaz diye. Şöyle. Gönül su gibidir. En ufak bir meyilde ve en ufak bir delikte bir yere akar. Gönle söz geçirmek, gönlün e, duyguları günah gerektirmez. Bizim günahlarımız duygu ve düşüncelerimizden oluşmaz. Fiillerimizden oluşur. Bu beraber bir mecliste ol olurken birinin gönlü nalayık birine, veya uygun olmayan birine kayabilir. Kayabilir o bir imtihandır. Bağrına taş basarsın. Doğru olan neyse onu yaparsın. Ve nefsine uymadığın içinde de büyük ecir alırsın. Adam olur. Bunu bırakmışız. Gönül kayabilir. E ne olacak? Ayıralım gitsin. Böyle bir akıl var Bu akıl işi değil. Şimdi bunu din kaidesi diye söylüyor. Allah'ın kitabına yazmadığı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında tatbik etmediği. Hı hı. Ne? Sen dini kayde diyorsun. İşte mukayeseli hukuk bunu öğretti. Eyvallah. İçtihat din edinilmemelidir. Deniz mahsulleri meselesinde hı hı. günümüzün meselesi diye söylüyorum. Biraz da Şafii ilmi Ali okusunlar bakayım. Bu kadar yeter herhangi bir mevkiden emirle din olmaz. Hele fetva hiç olmaz. Çünkü fetva demek kanun demektir. Kanuna uymayınca ne yaparlar Hikmet Bey? Ceza alırsınız. Fetvaya uymayınca bugün bugün adına fetva denilene uymayınca çünkü fetva değil. Ne? Dini mütalaa hakiki adı, kurumsal adı dini mütalaadır. Bir de bu böyle önüne gene o baldırı çıplak bedevi Araplar yapar onu. Çöl Arapları. Bedevi derken ayeti kastediyorum. hakaret etmiyor. Allah-u Zülcelal diyor ki Arabiler yani Arabiler değil Arabiler çölde yaşayan insan yüzü görmeyen, vahşi Araplar. O demek. Fitne, fesat ve küfürde şehirde yaşayanlardan ileridir. Bedeviler şehirde yaşayanlardan, kötülükte daha ileridirler. Ayet var. Çölden çıkıp İngiliz oyunuyla Suud Devleti'ne sahip çıktın diye medeni mi oldun? Bunu söyleyecek, bunu politikacı söylerse olmaz. Ama bunu ilim adamı söylemeli. Öyle cesur ilim adamı yok. İşte o nevi fıskı fücurda ve küfürde şehirinden ileri olanların hükümleri bugün dini hükümde ortalıkta geziyor. Evet. Siz de aldığınız mukayese ile bunu anladınız o dönemde. Evet. Öyle. Ee... Yani o ne demiş, o ne demiş, o ne demiş ve e, içtihadın nereye dayandı? Mesela bizim mezhebimiz olarak kabul ettiğimiz Hanefiye'de çok önemli bir unsur var. Amme menfaati kişi menfaatinden üstündür. Evet. Çok önemli. Oy, rey çok önemlidir. Ama kimin rey? Şimdi biraz okumuş yazmış adamız değil mi? Estağfurullah fazlası. Buraya bir at getirseler, nallanacak deseler. Ne yaparız? Bilmiyorum bir bir, bir şey. nalbat çağırırız değil mi? Evet. Demek ki at nallama hususunda bizim oyumuz, reyimiz yok. Bir profesörle bir çobanın oyu bir değil deyince herkes çobana hakaret ettin diyor. Yok ya, hakaret falan yok. İhtisassızlığa hakaret var. Ki layıktır. İhtisasa hürmet etmemek hakareti gerektirir. İnek sağlayacak. Profesörün reyi sıfır, çobanın reyi bin. Öyle mi? E, bilir kişi nihayetinde. İşte istişare o konuya hakim. En azından aşina kişiler arasında yapılır. Yoksa bakkalın borcunu ödemekten aciz ev bütçesi yapamayan herif devlet bütçesini televizyondan tenkit edemez. Eyvallah. Bunun ben böyle düşünüyorum değil. Bu benim düşüncem değil. Bu objektif ilimdir. Benim düşüncelerim beni alakadar eder. Onun için objektif ilmi benime çevirmeden ortaya koymak lazımdır. Bugün yine gündemdeki mevzu Covid ve aşı hakkında hiçbir ilim adamından söz birliği duyamadık. Aynen 99 depreminde sebepleri, oluşumu ve tedbiri hakkında bütün sismologlardan aynı sözü duyamadığımız gibi. Şimdi gelelim üniversite hayatımızın biraz daha ilerisine. O geri kalan hani tabiri caizse meşhur haytalık bitti mi artık? Haytalık bitti tabi. Yani niye zaten çalışma, niye bitti? Çalışma yapmış Bitti. Çünkü Ama bir mektep tarafta. öğleye kadar. Önemli olduğunu zannetmediğimiz. Ama mesela Roma hukuku dersi olduğu zaman sabah beşte kalkar, Amfi'nin kapısında sıraya girerdik. Türkan Hoca rahmetli Roma hukukundan. Roma hukukunu geçerse bir sınıf biter. Hı, hı Falan. Yani ama çalışınca e, o zaman anneannemde kalıyorum rahmetli Bakırköy'de iş yeri Silahdara. Bakırköy Topkapı, Topkapı Edirne Kapı, Edirne Kapı Eyüp Sultan, Eyüp Sultan Silahdara. Dört vasıtayla gidiyorum. Oo. Ama babama yük olmuyorum. Peki. Emin olun babama yük olmamak ferahlığı o yolu umursatmıyor. Eyvallah.